Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe Yol'un sonuna geldi. Eleme adayı olduktan sonra çıkışı yapıldı. Noktayı koydu, defterini kapattı. Emeğine yazık. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da milyonların şok olmasına neden olan bir olay yaşandı. Ayşe Yüksel resmen yolun sonuna geldi. Eleme adayı olduktan sonra gemileri yakan Ayşe Yüksel, defterini kapattı. Birçok kişi ise emeğine yazık yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Üçüncü dokunulmazlık oyununun ekranlara geldiği Survivor'da mavi takım ve kırmızı takım arasında inanılmaz bir mücadele verilmişti. Kırmızı takım oyunu kaybederken, mavi takım ise kendisini korumaya almıştı. Ayşe Yüksel ise potaya girdikten sonra ortalık çok fena karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar. Anıl Berk Baki'den sonra potaya giren isim olan Ayşe Yüksel, takım arkadaşlarına tepkisini koymuştu. Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya'nın kendi ismini yazmasına adeta delirdi. Batuhan Karacakaya'ya çok sert açıklamalarda bulunan Yüksel, takım değişikliği yapıldığında Batuhan bana dedi ki, Atakan'da gitti, kendimi yalnız hissediyorum, dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki, bundan sonra ben seni yazmayacağım, sen de beni yazma, gitti yine beni yazdı. Sözlerini dile getirdi. Devamında ise ateşleri yaktı, saldırıya geçti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Ayşe, Batuhan Karacakaya'nın kendisini yazmasına tepki göstererek, bu bildiğiniz korkaklık. Bunun başka bir açıklaması yok. Kendisine yapıyor haberi yok. Adem abi, Sema ve Batuhan gibi bir seçeneği varken kimi yazar? Kendi elleriyle kendisini benim yanıma hazırladı, sözlerini dile getirdi. Ayşe Yüksel'in Batuhan Karacakaya'ya tepkisi ise sosyal medyayı ikiye böldü. Yarışmadan bıkıp usandığı konuşulan Ayşe Yüksel'in elendiğine dair iddialar da gündeme geliyor. Ayşe Yüksel'in hayranları ise Batuhan Karacakaya'nın konseyde Ayşe'yi yazmasına adeta kan kustu. Ayşe Yüksel'in son zamanlarda ise çok sinirli olduğu gözler önüne serildi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.